Günaydın herkese mutlu hafta sonları diliyorum. Yine Beyaz TV'de Filiz Karataş'ta bu cumartesi dolu dolu içeriklerle sizlerle olacak. Bugün dolu dolu konuklarımız var, eğitim var, hukuk var, sağlık konuşacağız. Hemen eğitim demişken stüdyoda konuğuma dönüyorum ve Akif Onay Dil Eğitmeni. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Neden yabancı dil? Neden yabancı dil? Açıkçası bu sorunun cevabı e, hepimiz tarafından bilinen ve ne yazık ki de kanayan bir yaramız olan e, İngilizceden kaynaklı önce önce onu söyleyeyim. İngilizce global bir global dil. Global olarak oradan yola çıkarak ilerleyelim. Çünkü biz yabancı dil dediğimizde otomatikman hemen bir İngilizce e, olarak duruma yaklaşıyoruz. E, ve bu konuda da ne yazık ki e, şu seviyede henüz ülkece yeterli bir noktaya henüz gelebilmiş e, değiliz İngilizce olarak. Çünkü... Bu çerçeveye baktığımız zaman, bu İngilizce konusunda globalleşen dünya ve küreselleşen dünya sayesinde de bizler biraz daha böyle etkileşim, biraz daha insanlarla o ortamı kurabilmek, biraz daha iş imkanları vesaire ilişkiler bakımından da hiç olmazsa ne yapmaya çalışıyoruz? İletişime geçmeye çalışıyoruz. Özellikle pandemi döneminden sonra biliyorsunuz bir online süreç geçirdik. Maalesef. Evlere kapandık. O evlere kapanma süreci içerisinde insanlar iletişim için birçok yerle etkileşim haline geçmeye başladı. Özellikle yurt dışı olsun, yurt içi olsun ve bu çerçevede de bizler İngilizce'de de ...çok ama çok e, veya yabancı dil konusunda çok ihtiyaç duyduk. Şimdi bu çerçeveden ele aldığımız zaman yabancı dil e, bizim için artık bir hayattır. Bir, Aslında zaruri bir ihtiyaç kesinlikle, artık. Kesinlikle bu bir hayat e, dediğim gibi ve bizim bir diplomamız gibi olması gereken bir e, husustur. Nasıl ki bizler e, burada işte iş başvurularında e, üniversite işte artık herhangi bir şekilde bizim o CV'lerimize bakılıyorsa birinci olarak hani yabancı dil artık bizim olmazsa olmazımızdır. Özellikle ülkemiz için ele aldığımızda İstanbul biliyorsunuz kozmopolit bir yer. E, artık e, her yer İstanbul gibi Türkiye için ve bu çerçevede de bizler burada olaya biraz daha hakimiyet, biraz daha vakıf olabilmek için o imkanları kovalayabilmek için o dünya piyasasına erişebilmek için İngilizce bizim Hemen hemen her anlamımızda, her hayatımızın her noktasında olmalı. Sadece eğitim olarak değil. burada Günlük hayatımızda da çok ihtiyacımız Tüm meslek dallarında kesinlikle, da. Kesinlikle, kesinlikle. Günlük hayat olabilir, mesleki olabilir, sağlık olabilir. En basiti bir sağlık turizmi yaptınız. Belki burada e, sizin yine yabancı dile ihtiyacınız olacaktır. Veya bir iş başvurusu. Çünkü biliyorsunuz İngilizce artı veya yabancı dil, sadece İngilizce olarak nitelendirmeyelim, e, hayatın bir parçasıdır artık. Tabii şeyde var e, mesela her meslek için geçerli değil belki ama son yıllarda ben de gayrimenkul sektöründe olduğum için gayrimenkul de bize yabancı dil gerçekten büyük ihtiyaç haline geldi. Çünkü yabancı satışlarından dolayı. Kesinlikle. Peki Z kuşağı biraz daha yabancı dile e, eğilimli diye görüyorum. Yanlış mıyım bilmiyorum. <laughs> Kesinlikle. E, buna gelince yabancı dil eğitimine yaş aralığı olarak sorayım. Ne zaman başlanmalı? Yani en verimli zaman ne zaman aslında? Tabii ki de. Şimdi dil gelişimi için söyleyelim, ee, kendi ana dilimizden yola çıkalım. Kendi ana dilimizde de o dil gelişim süreci 0 ile 2 yaş arası bir dinleme süresi vardır. O dinleme süresinde aslında örnek verecek olursak da bardağın dolma süresi diyebiliriz. ...bir bardağa, herhangi bir şekilde bir su doldurmaya kalktığımızda belli bir süre gerekmektedir. İşte o iki yaşa kadar süre bizim dinleme, duyma ve hafızaya atma sürecimizdir. Ardından iki yaştan sonra da artık 3 4 ve 7 yaş aralığına kadar çok ciddi bir şekilde... ...İngilizce veya yabancı dil eğitimleri olarak biz çocuklarımıza bu konuda çok yaklaşımlı, çok planlı çalışmalarla güzel bir seviyeye getirtebiliriz. Çünkü o bardağın taşma süresi dediğimiz olay var ya o iki yaştan sonra o bardak taştığı takdirde zaten o süreç çok güzel bir şekilde yol almış olacaktır. Yani işin özü burada biz 2 yaştan itibaren 0-2 yaşa kadar öncelikle dinleme, şarkısal eğitim veya artık videosal çizgi filmler ve ondan sonra da 7 yaşına kadar da çok ciddi bir şekilde onlara maruz bırakabiliriz. Nitekim hep hepimiz etrafımızda görüyoruz aslında özellikle bu e, Z e, jenerasyonu olarak Z abi. kuşağı diyoruz biz e, özellikle oyunlardan çok ciddi seviyeye gelen e, online çevrim içi oyunlardan çok ciddi seviyeye gelen e, çocuklar ve görebiliyoruz Kesinlikle ben şahidim buna. Bu, bu artık e, bizim hayatımızın bir parçası çünkü. Evet biz İngilizce eğitimi vesaire diyoruz, yabancı dil eğitimi vesaire diyoruz ama e, farklı alternatiflerle de bu öğrenciler hiç olmazsa bir şeyler katabiliyorlar. Bu çocuklar için bunu söyleyebiliriz. Yetişkinler için de örnek veriyorum iş hayatında vesaire. Çünkü şu an biliyoruz hani İngilizce kesinlikle. Yetişkinler nasıl Öğrenme kapasitesi kesinlikle. daha mı düşük? Ya şimdi yaş ilerledikçe e, ister istemez bizim o İngilizceyi öğrenme, e, algılama veya yabancı dili algılama sürecimiz biraz daha yavaşlayabiliyor. O süreç biraz daha uzayabiliyor. Ancak etkili ve planlı bir e, program ile bu kesinlikle aşılabilecek bir konudur. Çünkü genelde şöyle söyleniyor. İngilizce yok işte yetenek işidir. Hayır İngilizce yetenek kişi değil ki. İngilizce bir e, burada e, siz yurt dışına da çıktığınız zaman veya yurt içinde de planlı bir şekilde kendinizi maruz bıraktığınız takdirde İngilizceyi ve yabancı dile kesinlikle çok böyle biraz daha efektif olarak yaklaşabilirsiniz. Ama yabancı dil öğrenmek aslında biraz hani Z kuşağı diyoruz ama Z kuşağının da hepsi yabancı dil öğrenmiyor. Biraz da merakla alakalı o kesinlikle, öğrenme isteği ilgi, ilgi alanının içine kesinlikle. girmiş olması da çok önemli. Yani bir çocuk yabancı dile çok eğilimi varken bir başka çocuk sayısalda matematikte çok iyi, kimi sözelde edebiyatta iyi. O yüzden biraz da e, tamamen e, bu kişinin eğilimiyle de alakalı. Eğilimi olmayan bir çocuğa aslında zorla ne yaparsanız yapın öğretemiyorsunuz. Kesinlikle. Çünkü içinde yok onun. Kesinlikle. Peki öğrenme aşamaları nasıl olmalı? Tabii ki de öğrenme aşamaları öncelikle İngilizce yaklaşımımızı, bakış açımızı değiştirmeliyiz. Çünkü İngilizceyi bir ders olarak görmekten çıkmalıyız. İngilizce bir ders değildir. İngilizce hayatın kendisidir. Ancak biz İngilizceyi Türkçe, matematik, hayat bilgisi işte ya da ne bileyim fizik, kimya gibi e, dersler gibi e, odak derslere gibi odaklanırsak e, orada büyük bir yanılgı içerisine düşeriz Çünkü e, bu çerçevede bakıldığında Biz İngilizce diyoruz ki hayatın kendisi Evet ve biz bu hayatın içine Entegre olmak zorundayız. nasıl Entegre olabiliriz çeşitli kaynaklarla çeşitli yayınlarla Entegre olabiliriz veya örnek veriyorum biraz daha e, böyle o olayın içerisine girerek gerek ses dosyaları videolar dinleme yöntemleri Ancak biz genelde e, şu şekilde yaklaşabiliyoruz ne yazık ki İngilizceyi ben e, işte test çözeyim, konu çalışayım, e, ondan sonra... günlük hayatta film izleyeyim. Tabii ki, tabii ki. Aynen bu şekilde yani. Ama ne yazık ki bu e, olaya baktığımız noktada ister istemez bizler e, ne yapıyoruz hocam? O İngilizceye odaklanma konusunda e, biz ders olarak gördükten sonra ne yazık ki olayı biraz farklı boyuta eriştirebiliyoruz. Şimdi İngilizce olarak şöyle bir düşünmemiz gerekiyor. Bizler bir dil öğreniyoruz ve o dil öğrenme sürecinde bizlerin ...temel hem amacı öncelikle çocuk yaş seviyesi için söylüyorum konuşma üzerine olmalı. Peki konuşma üzerine olmalı nasıl? Şimdi gramer tabii ki de gerekli, dil bilgisi Çok. tabii ki de gerekli. Ancak Türkçe'de olduğu gibi. Kesinlikle çünkü kendi dilimizden yola çıkarak zaten ilerliyoruz sürece. Ee, ama biz öncelikle küçük yaş gruplarında, küçük yaş seviyelerinde... E, ...temel amacımız konuşma odaklı olmalı. Çünkü Konuşma dediğimiz olay biraz daha e, öğrenciye biraz daha onun yaş seviyesine uygundur. Şöyle ki, şimdi sizler evet büyük yaş gruplarına gramer dersi falan veriyorsunuz vesaire ama burada bizler bir dil eğitim süresince bir enstrüman eğitimi gibi olaya bakmamız gerekiyor. Çünkü siz tüm notaları alıp gramerdeki gibi ezberleyebilirsiniz hocam. Tüm notaları ezberlediniz. E peki şarkıyı, olmuyor. Şimdi şarkıyı çalma noktasında e ne yazık ki biz bu sefer sıkıntı yaşayacağız. Çünkü önemli olan orada o şarkıyı çalabilmektir. Orada o parçayı çıkartabilmektir o enstrümandan. Şimdi nitekim öğrencilerimizle de küçük yaş grupları için söylüyorum. Biz olaya bu şekilde yaklaştığımızda e ister istemez hiç olmazsa o parça eğitimi diye tabir ettiğimiz, şarkı eğitimi diye tabir ettiğimiz olaya e, girdiğimiz takdirde ...daha efektif bir İngilizce eğitimi... ...bir yabancı dil eğitimi... ...ortaya çıkartmış oluyoruz Sayın Hocam. Öyle söyleyebilirim. Evet, yabancı dil aslında ben de hep... E, ...geç kaldığımı düşünüyorum. Okul yıllarında çok iyi olan İngilizce'miz... ...şimdi artık düşük seviyelerde olduğunu görüyorum. Biraz da pratikle alakalı. Pratik yapmayınca küsen bir dil aslında. Yani Kesinlikle. İngilizce değil, tüm yabancı diller konuştukça... E, ...bir şekilde ilerliyorsunuz. Peki, e, bizim günlük hayatta... ...yabancı dilde... Yanlış bilinen doğrularımız neler? Yanlış bilinen doğrularımız açıkçası şöyle söyleyeyim, Hani az önce de belirttiğimiz hususlar çerçevesinde biz İngilizceyi bir ders konumundan çıkartmalıyız. Yani biz ders olarak değil de bir hayatın kendisiymiş gibi olaya yaklaşmalıyız. O zaman Türkçe kendi ana dilimiz gibi <gülüyor> görmeliyiz, <gülüyor> öğrenmek istediğimiz Tabii dili. Tabii ki de, yani biz nasıl dil sürecini geçiriyoruz? Örnek veriyorum, bir bebeği ele aldığımızda, bir e, çocuğu dil gelişim, bir çocuğun dil gelişimini ele aldığımızda öncelikle bozuk, aksak veya yavaş konuşacaktır. Çünkü herhangi bir şekilde bir cümle veya herhangi bir şekilde kelime ortaya atmayacaktır. Öncelikle halk tabiriyle söylüyorum. Agucugu tarzında kelimeler <laughs> söyleyerek e, bu şekilde o doğru kelimeye odaklanacaktır. Tabii belli bir dinleme süresinden sonra. Şimdi o bozuk konuşma esnasında bizler şu şekilde yaklaşabiliyoruz. E, yok işte tamamıyla doğru kelime çıkartmak zorundasın. Yok işte e, telaffuzu tamamıyla doğru yapmak zorundasın diye yaklaşım gösterebiliriz ister istemez. Ancak o şurada çok önemli bir husus var. Öncelikle o kelimeyi çıkartma konusuna odaklanmalıyız. Yani o eksik ya da aksak. Önce hani yürüme gibi düşünelim. Emeklemeye başlamalı, ardından yürümeli, ardından da koşma e, süresine erişmeli. Çünkü bizler aslında olaya şu şekilde yaklaşmalıyız. Bizler yabancı dil öğrendiğimiz takdirde o dilin bebeği oluyoruz tabiri caizse. Yani biz e, atıyorum İngilizce öğreniyoruz, tamam. Ee, ama biz İngilizce öğrendiğimiz zaman illa ben burada yok şu tensi kullanacağım, şu zaman dilimini kullanacağım diye olaya yaklaşırsak... ...bugün şu kadar Çok kelime zor, ezberleyeceğim zaten. diye olaya yaklaşırsak ne yazık ki bu olay hakikaten uzar ve ister istemez de e, bizi biraz da o süreçte e, farklı noktaya götürebilir. Çünkü bizler dediğim gibi bu dilim bebekleriyiz. E, Filiz Hanım inanabiliyor musunuz? Şimdi şu şekilde bir... E, süreç gerçekleşebiliyor ve bu hakikaten yanlış bir sürece götürebiliyor ister istemez dil öğrenenleri. İşte şu gün bu kadar kelime ezberledim. Bugün 10 tane kelime ezberledim. Çok güzel. Tabii ki de gerekli. O kelimeleri nelerin içinde nasıl kullanacağın Şimdi, kelime önemli aslında. Ezberi zaten. çok güzel. Ancak bizim bunu ezberi dökebilmemiz gerekiyor. E dökebilmek için de bizim o hayata entegre olmamız gerekiyor. Peki hayata entegre olma süreci nasıl ilerleyecek? Örnek veriyorum bol dinleme olayı olabilir, bol dinleme olayları sizler yapabilirsiniz. Listening diye tabir ettiğimiz çalışmalar, videolar. Çünkü ve e, bazen şunu soruyorlar, e, peki biz nasıl konuşacağız İngilizce? Etrafımızda kimse yoksa hiçbir şey olmasa bile ayna karşısında bile o İngilizce öğrenmiş olduğunuz kelimeleri çıkarttığınız takdirde o telaffuzunuzu, o e, cümle Kullanma, cümle kullanma akışkanlığını sağladığınız takdirde e, sizler o sürece biraz daha entegre olacaksınız. Ben e, şöyle e, görüyorum etrafımda, ne hocam işte bizim e, çocuğumuz şu yaşta veya işte ben şu yaştayım, e, bugün şu kadar kelime ezberledim, ne yapabilirim gibisinden. E, birinci öncelik dediğim gibi o olaya entegre olmay, olmadıktan sonra isterseniz bin tane kelime ezberleyin. Ha tabii ki de faydası olacaktır, ben hiçbir şekilde yatsımıyorum ama e, o süreci yavaşlatacaktır Sayın Hocam. E, burada bizler e, telefon dilimizi örnek veriyorum. Telefon dilimizi e, yabancı dile çevirdiğimiz takdirde evde kullandığımız Piyaz elektronik aletleri... Biraz toparlayabilirsek zamanımız açısından. Tabii tabii, tabii. E, Burada e, evde kullanmış olduğumuz o elektronik aletleri de e, yabancı dille şeyi artık İngilizce entegre, öğrenmek için kesinlikle. o kadar e, önümüzde kolaylıklar sunulmuş kesinlikle. ki e, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ben Ayanızda teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun tekrardan. Evet sevgili seyirciler şimdi e, kimden sağlığa geçelim. Kalp ve damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Faruk Gençoğlu bizlerle. Kapalı bypass ameliyatı nedir kimlere yapılır? Kapalı bypass ameliyatında kaç damara müdahale edilebilir? Çalışan kalpte bypass ameliyatını ve tedavi sürecini kalp ve damar cerrahisi uzmanı operatör doktor Faruk Gençoğlu anlatacak. Az sonra... Evet, hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Öncelikle kalp ne kadar önemli bir şey değil mi? Biz bugün sizinle kalp ameliyatları hakkında konuşacağız aslında. Hemen sormak istiyorum. Kapalı bypass ameliyatı nedir? Kapalı... Yani açık kapalı açık bypass ameliyatıyla arasındaki fark nedir? Şimdi Kapalı bypass ameliyatına geçmeden önce ben buraya kadar gelen süreçten kısaca bahsetmek istiyorum. Şimdi kalp rahatsızlıkları önce şüpheyle başlıyor. İlk önce hastamızın şüphelenmesi, sonrasında ise doktorumuzun şüphelenmesi. Eğer e, hastalarımız bize göğüs ağrısıyla veya kalp krizi şikayetleriyle başvuruyorsa, e, biz bu hastalarımıza gerekli tetkikleri yaptıktan sonra, işte kan testleri olabilir, EKG ve eko testlerinden sonra, eğer kalp krizinden şüpheleniyorsak, biz bu hastalarımıza direkt anjiyografi ünitesini alıyoruz ve e, anjiyolarını yapıyoruz. Anjiyolar sonrasında eğer hastalarımızda bir damar tıkanıklığı, iki damar tıkanıklığı gibi tıkanıklıklar varsa bu tıkanıklıklar sonrasında hastalarımıza direkt e, stent tedavisi uyguluyoruz. Eğer e, çoklu damar rahatsızlığı varsa hastalarımıza işte üç damar rahatsızlığı olabilir veyahut da daha fazla damar tıkanıklığı olabilir. E, bu tıkanıklıklar uzun lezyonlarsa hastalarımız stent işlemine uygun değilse. İşte o zaman bypass ameliyatı gündeme geliyor. Bypass ameliyatı da büyük bir ameliyat olduğu için haliyle hastalarımız korkuyorlar. Maalesef. Burada da işte kapalı bypass ameliyatı önemli bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Kapalı bypass ameliyatında şöyle bypass kelime manası olarak köprüleme anlamına gelmektedir. Biz aort dediğimiz ana damarımızdan kalbi besleyen ana damarlarımıza, atar damarlarımıza Yeni köprü damarlar oluşturarak bypass ameliyatlarını gerçekleştiriyoruz. E, açık bypass ameliyatlarında göğüs ön duvarındaki iman tahtası dediğimiz kemiği kestiğimiz için e, bu hastalarımızda e, çok büyük bir hem psikolojik hem de maddi olarak İyile, iyileşme süreci de sanırım biraz iyileşme daha. sürecini de etkiliyor. Kapalı bypass ameliyatlarında ise biz herhangi bir kemik kesisi e, uygulamıyoruz. Sol meme altından ee, aynı prosedürleri gerçekleştirerek bu ameliyatları gerçekleştiriyoruz. Peki kapalı bypass ameliyatı en çok hangi hastalara uygulanıyor? Şimdi kapalı bypass ameliyatı aslında bizim bütün hastalarımıza uygulanabilir neredeyse. Bypass kararı verilen hastalarımızın %80-90'ına biz bu ameliyatı e, uygulayabiliyoruz. E, ancak işte bazı ek hastalıkları olan hastalarımız oluyor. İşte nedir bunlar dersek. İşte böbrek rahatsızlığı, ileri de, ileri derecede bir böbrek rahatsızlığı varsa, e, akciğer rahatsızlığı varsa, daha önceden bir kalp ameliyatı veyahut da bir e, akciğer ameliyatı geçirmişse, bununla beraber işte aort dediğimiz kalbi besleyen ana damarında yaygın kireçlenme varsa, biz bu hastalarımıza bypass, kapalı bypass kararı verirken e, daha dikkatli davranıyoruz. Peki bir şey sormak istiyorum. Biraz önce dediniz de ki, kişi şikayetlerle ilgili. Her kalp ağrısı, her göğüste hissedilen ağrı kalbe işaret mi eder? Kesinlikle hayır. Çünkü yanıltıcı bir takım <laughs> evet. şeyler de var. Mideden gaz sancısı da insanları çok yanıltıyor. Şimdi özellikle genç hastalarımız bize göğüs ağrısı şikayetiyle başvuruyorlar. Bizde bizim için bu göğüs ağrısı şikayetinin tipi önemli. İşte ağrı noktasal bir ağrı mı, yoksa yayılabilen bir ağrı mı? İşte efor esnasında mı oluşuyor, yoksa? İşte normal çalışırken, masa başında çalışırken iğne batması şeklinde mi oluyor? İşte kola yayılıyor mu? Boyuna, göğüse, sırta yayılıcı bir karakterde bir ağrı mı? Bizim için bunlar önemli. Ee, burada da işte biz hastalarımızı değerlendirirken işte hastalarımızda e, ailesinde bir kalp rahatsızlığı var mı? İşte hastalarımız... Genetik bir şey olabilir ki. mi diye. İşte hastalarımız tütün ürünleri kullanıyor mu? Bunlar önemli bizim için. Bununla beraber e, obez hastalar mı? İşte... Vücut kitle indeksi, yüksek hastalar mı? Biz bunların hepsini göz önünde bulunduruyoruz. İşte kan ve gerekli tetkiklerden sonra eğer kanaat getirirsek, bu bir kalp ağrısı olabilir diye kanaat getirirsek, en başında da söylediğim gibi bu hastalarımıza direkt anjiyo yapıyoruz. Anjiyo sonrasında da gerekli kararları alıyoruz. Çünkü son günlerde de çok genç yaşlarda kalp kriziyle ilgili çok ölümler görüyoruz. O yüzden gerçekten son günlerin en çok konuşulan konularından biri. Peki bypass ameliyatlarında hangi damarlar kullanılıyor hocam? Şimdi bypass ameliyatlarında kullanılan damarlar kabaca, çok çeşitli damarlar kullanılıyor. Ama kabaca üç başlık altında e, toplayabiliriz bu damarları. Birincisi bizim olmazsa olmaz bypass ameliyatlarının vazgeçilmesi göğüs ön duvarındaki atar damarımız. Bu atar damarı biz bütün hastalarımızda kullanıyoruz çünkü... 10 yıllık sonuçları %98 oranında başarılı olan, açıklık oranları çok yüksek olan bir damarımız. Bununla beraber e, koldaki e, atar damarımız ve bacaktaki atar damarımız. Biz bu damarları e, bypass ameliyatlarında e, kullanıyoruz. Peki bir bay, bypass ameliyatı ne kadar sürüyor? Ameliyat süreci. Şimdi bypass ameliyatı e, yapılacak olan bypass sayısı ile alakalı. Hastaya 2 damar mı, 3 damar mı, 5 damar mı, kaç damar bypass ameliyatı yapılacaksa Bununla alakalı e, normal açık e, bypass ameliyatlarında e, takribi olarak 3-4 saat kadar sürmektedir. Kapalı bypass ameliyatlarında ise açık bypass ameliyatına oranla 45-50 dakika daha ameliyatlarımız uzun sürmektedir. Uzun süre. Peki ameliyattan sonra her ikisinin de iyileşme süreci birbirinden farklılık gösteriyor mu? E, şimdi burada e, pencereyi biraz açarsak e, şimdi açık bypass ameliyatlarıyla kapalı bypass ameliyatlarında bizim ameliyat sonrası standart olarak bir gece bütün hastalarımızı yoğun bakımda tutuyoruz. bununla beraber serviste kalış süreleri açık bypass ameliyatlarında takribi olarak 5 gün, kapalı bypass ameliyatlarında ise 3-4 gün. Total hastanede kalış süresine baktığımız zaman açık bypass ameliyatlarında toplam 5-7 gün, kapalı bypass ameliyatlarında ise 4-6 gün kadardır. burada ciddi bir farklılık yoktur. Asıl farklılık eee hastaneden ayrıldıktan sonra taburculuk süresinden sonra ortaya çıkmaktadır. Biz açık bypass ameliyatlarında göğüs ön duvarındaki kemiği kestiğimiz için ameliyattan sonraki dönemde hastalarımıza 45-50 gün Sırt üstü yatmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü kemiğin kaynamasını beklememiz Sıkıntılı gerekiyor. Sıkıntılı bir süreç evet. ya. Yani bu süreç hastalarımızda gece uyku problemlerine ve uyku problemleriyle beraber psikolojik rahatsızlıklara sebebiyet vermektedir. Kapalı bypass ameliyatlarında ise böyle bir problemimiz yoktur. Çünkü herhangi bir kemik kesisi uygulamıyoruz. Sol meme altından 5-7 santimlik bir kesiyle kaburgalar arasından gerçekleştiriyoruz biz bu ameliyatı saburculuk süresi sonrasında ilk hafta kontrollerinde eğer hastalarımızda gözümüze çarpan bir şey olmazsa her şey yolunda gider ise biz bu hastalarımıza tamamen sosyal hayatlarına adapte olabilmelerini söylüyoruz. Herhangi bir kısıtlamamız olmuyor. ben zaman. şeyi çok merak ediyorum. Buyurun. Son zamanlarda da etrafımda bazı arkadaşlarımın babaları kalp e, rahatsızlığı geçirip e, ameliyat oldular. Ya psikolojik dediniz ya biraz evet. önce. Kalp ameliyatı olan kişilerin Yani bu bir istatistik değil benim kendi evet. öngörüm e, çoğunluğunda bir kişilikleri değişiyor huyları değişiyor var mı bu yani belirli bir şey mi bu şimdi bu, bir şey mi ya da e, bu aslında bununla alakalı yapılmış çalışmalar var e, ama erken dönemde daha çok görüyoruz uzun dönemde böyle e, sonuçlarımız Aslında yok diyebiliriz Çünkü erken dönemde oluyor olmasının sebebi e, şimdi her hastamız önemli. İnsanlar e, ameliyattan sonra e, biraz daha haliyle ilgi çekmek istiyorlar. Kendileriyle ilgilenilmesini istiyorlar. Bununla beraber uyku bozuklukları olduğu için, hastalarımız yeteri kadar dinlenemediği Sinirli için... Sinirli ve agresif tabii ki, olabiliyorlar. Tabii ki. Yani erken dönemde bu e, gibi psikolojik yan etkiler kesinlikle var. Bunu kabul etmek gerekir. Özellikle açık bypass ameliyatlarından sonra, kapalı bypass ameliyatlarından sonra bunları e, çok fazla görmüyoruz açıkçası. Çünkü... E, hastalarımız istedikleri e, sağ, sola ve sırt üstü istedikleri pozisyonda yatabiliyorlar. E, bu gibi problemlerimiz olmuyor açıkçası. Peki hocam kapalı bypass ameliyatı yaparken en fazla ne kadar damara müdahale edilebiliyor? Şimdi e, kapalı bypass ameliyatıyla açık, şimdi şöyle toparlayacak olursak açık bypass ameliyatında ulaşılabilen, e, bypass yapılabilen tüm damarlara kapalı bypass ameliyatında da ulaşılabiliyor. Yani böyle bir kısıtlamamız yok açıkçası. Bu eski yıllarda 10-15 sene öncesinde e, kapalı bypass ameliyatının ilk yapılmaya başlandığı zamanlarda işte ancak bir veya iki damara müdahale edilebiliyordu. Ancak günümüzde hem gelişen teknoloji hem de tecrübelerin artmasıyla beraber kalpte kaç tane damara bypass yapılacaksa tüm damarlara ulaşılıyor ve bütün hepsine e, bypass işlemi gerçekleştiriliyor. O da güzelmiş. Çünkü e, çok ciddi bir şey, bütün damarlara. Ee, ...aynı ameliyatta müdahale edilmesi. Peki çalışan kalpte bypass kimlere ve nasıl yapılıyor? Çalışan kalpte bypass aslında bütün bypass yapılacak olan hastalarımıza uygulanabilir. Ancak e, tecrübe gereklidir ve zor bir işlemdir. Biz de e, günümüzde e, hastalarımızda ciddi böbrek rahatsızlığı varsa, ciddi akciğer rahatsızlıkları varsa... Bypass ameliyatlarında hastalarımızı bağladığımız kalp akciğer makinesinin yan etkilerinden korumak için bu hastalarımıza çalışan kalpte bypass ameliyatlarını önermekteyiz. Hastalarımız diyalize giriyorsa veyahut da böbrek değerleri kritik seviyelerde ise bypass ameliyatlarından sonra ne yazık ki bu değerler etkilenebiliyor. Erken dönemde böbrek yetmezlikleri ve akciğer yetmezlikleri görebiliyoruz. Bu etkilerin önüne geçebilmek için kalp çalışır vaziyetteyken bütün bypass işlemleri çalışan kalpte bypass... E, ameliyatıyla gerçekleştirilebilir. Peki biz günlük hayatımızda kalp damar tıkanıklı, tıkanıklıklarından ne zaman şüphelenmeliyiz? Bunun bir belirtisi var mı? Sizin de söylediğiniz gibi en önemli e, parametre şüphe. Şimdi bizim için tıbbi literatürde <laughs> erkek hastalarımızda e, eğer ailede kalp rahatsızlığı varsa e, genetik hikayesi varsa e, yaş sınırı 40'tır. Kadın hastalarımızda ise 50'dir. Ancak e, işte e, aşırı kilo alımı ve paket gıdalar, tütün ürünleri gibi faktörlerden dolayı bu yaşlar erkene çekilebilmektedir. E, aile öyküsü olan hastalarımıza, 35'li erkek hastalarımıza 35'li yaşlarda hiç değilse bir kez, kadın hastalarımıza ise 40-45'li yaşlarda e, bir kez e, kalp doktoruna muayene olmalarını tavsiye ederim. Bununla beraber hastalarımızda az önce de bahsettiğim gibi e, göğüs ağrısı varsa ama bu göğüs ağrısının tipi önemli tabii ki. Yayılan bir karakterde mi, işte e, iğne batar şeklinde mi, göğüs ağrısıyla beraber nefes darlığı eşlik ediyor mu? E, bunlar, bu şikayetler varsa bir kalp doktoruna muayene olmalarını kesinlikle tavsiye bu ederim. Bu kalp şikayetleri derken hemen böyle belirtmek istiyorum. Kalp şu göğüste olan ağrı e, sırta vurduğu zaman mı tehlikeli, kola dağıldığı zaman mı tehlikeli? Öyle bir ayrımımız yok açıkçası. E, şimdi... Bu tipleri hangi damarın etkilendiğiyle de alakalı. Az önce de bahsettiniz mide ağrısı gibi olabilir dediniz. Evet. Aslında bu doğru. Ben ee, çok sık yaşadığım aha. için. Ee, bu reflü hastalığı reflü da var. Evet. Ee, şimdi şöyle eğer kalbin sağ tarafındaki damar etkilenmişse bu mide ağrısını taklit edebilir açıkçası. İşte, Ediyor vallahi hocam. <laughs> eğer ailemizde de varsa kesinlikle bir kalp doktoruna. Yok. Ailede ha. böyle genetik bir hikayemiz yok kalple ilgili ama ben kendim böyle bazen e, midemle ilgili sıkıntıdan dolayı Allah'a şükür eskisi kadar mide sıkıntısı yaşamıyorum ama zaman Hı -hı. zaman tamamen de ama altını çizelim değil mi hocam? Beslenmeyle de alakalı. Kesinlikle ben de bazen öyle. bunu yaşadığım zaman Hı -hı. hemen kendime dikkat ediyorum. Diyorum ki bak Filiz şunu yedin ondan oldu. Biliyorum aslında neden olduğunu. böyle Bir de eforla mı oluyor ona bir dikkat etmemiz gerekiyor açıkçası. Bu ağrı eforasın aslında mı oluyor yoksa işte televizyon seyrederken vesaire hani istirahat halinde mi oluyor bunlar önemli. Tamam hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ben ederim. Çok aslında kalp sağlığıyla ilgili sağlıkla ilgili konuşacak konular o kadar uzun ki e, saymakla sormakla bitiremeyiz. Çok teşekkürler ayağınıza teşekkür sağlık. Edelim. herkese sağlıklı günler dilerim. Evet sevgili seyirciler şimdi de biraz hukukla ilgili konuşalım bir avukat konuğum var. Artık o programımızın daimi avukatı Tuğrulhan Taşkın Su bizlerle olacak. Ecrimi sil nedir? Hangi durumlarda talep edilebilir? Haksız işgal davalarında zaman aşımı süresi nedir? Ecrimi sil ve haksız işgal davalarındaki hukuki süreci avukat Tuğrulhan Taşkın Su anlatacak. Az sonra. Evet, hoş geldiniz Tuğrulhan Bey. Nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim Filiz Hanım. Sık sık gördüğüm için size artık aşina olduk Programdan, artık. aileden biri oldunuz. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Çok şükür. Ee, tabii ülkemizde son zamanlarda yaşanan Evet. hadiselerden ee, dolayı biraz üzgünüz. Özellikle de e, bu, bu yaşanan terör olayından dolayı şehitlerimize başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Ülkemizin başı sağ olsun. Amin. Ama bizim ülkemiz, insanımız o kadar vatanını seven e ee, bir toplumuz ki biz bunların hiçbirine papuç bırakacağımızı zannetmiyorum. Hiçbir şekilde Türk devleti var oldukça hainlere asla fırsat verilmeyecektir. Evet vatanımız sağ olsun diyoruz. Hiç, Hemen böyle bugün gayrimenkul e, evet, hukukuyla biraz ilgili sizin konuşacağız. Ne kadar için... mutlu oluyorum. Çünkü e, günlük hayatımda da e, müşterilerimizin bize çok sıkça sorduğu sorular Tabii. var aslında. Hemen onlardan birini size sormak istiyorum. Ecri misli nedir ve hangi durumlarda talep edilebilir? Şimdi ecri misil e, şöyle hak sahibinin bir malı rızası dışında hukuka uygunluk sebebi bulunmaksızın yani hukuka aykırı olarak bir üçüncü kişi tarafından kullanılması halinde talep edilebilen tazminat bedeline ecri misil denir. Haksız işgal tazminatı denir. Ecri misil de hangi durumlarda e, talep edilebileceğine dair Yargıtay kararları ışığında iki şartın gerçekleşmesi gerekiyor. Az önce söylediğim gibi birincisi hak sahibinin bir malı rızası dışında üçüncü kişinin kullanımında kötü niyetliliğin varlığı aranıyor. İkinci olarak bu kullanımdan dolayı hak sahibinin uğramış olduğu bir zarar ee, var ise ecrimisil bedeli bu iki şart hususları bu iki şart dahilinde talep edilebilir. Peki bu haksız işgal davasında ee, ...hangi şartlarda dava açabiliriz? Az önce de söylediğim gibi bunu genel olarak anlatacak olursak... ...şimdi dediğim gibi mal e, bir hak sahibinde bulunuyor... ...hak sahibinin tasarrufunda, uhtesinde bulunuyor... ...ancak bunu bir üçüncü kişi, hak sahibinin herhangi bir rızası yoksa... E, ...buna ilişkin olarak hak sahibinin uğradığı bir zarar varsa... ...hak sahibine karşı malı kullanan üçüncü kişinin bir kötü niyetli olma durumu var ise... Bu durumlarda ecrimisil bedeli muhakkak talep edilmesi gerekiyor Peki ve bu, bu dava açılması gerekiyor. Peki bu ecrimisil talebi için gerekli olan evraklar, belgeler neler? Evraklardan ziyade burada dediğim gibi yani genel bir şekilde tekrardan izah edecek olursam hep az önce de Yargıtay kararını belirtmiş olduğu hususlar. Burada kötü niyetliliğin varlığı aranacak, ortada bir zarar ortaya çıkacak ve bu zararla kötü niyetlilik ispat edilmesi gerekiyor. Peki e, bu tür davalarda zaman aşımı süresi var mı? Zaman aşımı var. Eee misil e, Yargıtay'ın istikrar arz eden kararlarında 5 yıllık bir zaman aşımı süresi var. Ama burada Hemen, hemen bütün davalarda 5 yıl sanırım ama değil mi? Ama burada dikkat çekeceğimiz en önemli hususlardan birisi burada geriye dönük olarak mesela örnek veriyorum 20 yıldır e, hak sahibinin rızası dışında bir kullanım var. Burada diyoruz evet, biz onlara. Burada 20 yıllık bir misil talebinde bulunulamaz. Davayı açtığı tarihten itibaren geriye dönük 5 yıllık misil bedelini talep edilebilir. aslında haksızlık değil mi? Yani bir ya, evde yani ya. sen 20 yıl boyunca haksız yere bir başkasının mülkünü işgal ediyorsun. E, e tabii bunun içi doldurulabilir. Ama e, kanunumuzda ve Yargıtay kararlarında bu şekilde. Yani dikkatle önemli belirtmek isterim ki buradaki 5 yıllık geriye dönük olarak değil yani 5 yıllık kullanımından itibaren değil veya 10 yıllık kullanımından itibaren değil davayı açıldığı tarihten itibaren geriye dönük 5 yıllık ecri misil bedeli talep edilebilir. Peki ecri misil davasında ispat yükü kime ait? Ee, burada da ispat yükü davacıya ait. Davacı burada e, haksız yani işgalcinin kötü niyetli olduğunu ...ve uğramış olduğu zararı ispat etmek Kötü niyet orada kötü niyetten neyi algılamalıyız? Örnek yani olarak... Yani ben işgalcinin kötü niyetli olup olmadığını neyle anlayabilirim? Örnek olarak anlatacak olursam... E, ...benim bir arsa üzerinde bir e, yapım var... ...ve bu yapıya benim haberim olmaksızın... ...hiçbir şekilde bir haberim olmaksızın... E, ekiyor, biçiyor. Ekiyor, biçiyor veyahut da o yapıda e, kullanıyor, ikamet ediyor. Şimdi geldiğimiz zaman... Ee, gördüğümüz zaman ve haberdar olduğumuz zaman bunlarla alakalı hani hayırdır sen kimsin nasıl buraya geldin dediğin zaman hani burada burası benim kardeşim yıllar önce birisinden aldım mesela yakın zamanda bu tarz davayla uğraşıyoruz mesela hep karşımıza çıkan savunma şekilleri bu durumda teşkil ediyor hani ben burayı yıllar önce bir başkasından aldım burayın tapusu yoktu. E, burayı ben ektim, biçtim, emek verdim. Bu kadar masraf yaptıma getiriyorlar. Ama işin aslı öyle değil. Ha, iyi niyetli e, bir yaklaşım iyi, iyi niyetli değil. Bir yaklaşım değil. Peki, bu işgal davalarında e, süreç nasıl ilerliyor ve tazminatın neye göre nasıl belirliyoruz? Şimdi öncelikle süreci zaten hukuki olarak başlattık. Bir ecrimisil tazminatına ilişkin bir davaya veyahut da haksız işgal ilişkin bir dava açacağımız zaman buradaki dava dilekçemizi ve delillerimizi oluşturacağımız zaman üstüne basa basa söylüyorum. uğranılan zarar ve hak sahibinin e, üçüncü kişinin e, kötü niyetli tutum ve davranışını gel ispatlamamız gerekme gerekmekte olup ikinci olarak da buradaki süreçte hesaplanacak tazminat miktarı, tazminat bedeli Hukuk Mahkemeleri kanunun 266. maddesine dayanarak yani burada bilimsel verilere dayanarak alanında uzman bir bilir kişiler, gayrimenkul ile ilişkin bilir kişiler olacak ve bu bilir kişiler tarafından yapılacak araştırma neticesinde ortaya bir bedel çıkacak. Bir zarar tazmin, tazminat hesaplaması çıkacak ve buna göre yargılama süreci, sürecine girilecek. Peki misil davasında kiracılar da sorumlu tutulabilir mi? Şimdi bu konuya ilişkin olarak Yargıtay 1. Hukuk Dairesi'nin 2016 yılında bir kararı var. Haksız işgale ilişkin davada kişiler ve kişi veya kişiler aleyhine açılabilir. İşgali gerçekleştiren kişiler aleyhine de açılabilir. Burada tabii ki kiracılar da bu e, husustan sorumluluk sahibidir. Yani sorumlu oluyorlar. Tabii. Aslında onları bağlayan bir şey yok gibi görünüyor. Yani ya. dışarıdan bakıldığında tabii burada da işte dediğim gibi en başa dönecek olursak kötü niyetliliği burada ispat et, yükü davacıya ait oluyor ya. Örnek veriyorum tabii ki hep insanız, kiracı geçti oraya mal sahibiyle kira kontratı imzaladı, hiçbir şeyden haberdar değil. Burada da tabii ki ispat yükü davacıya ait olduğu için davacının burada kiracının kötü niyetli olduğunu ispat etmesi gerekiyor. Peki günümüzde e, hukuksal olarak özellikle işte kiracı ev sahibi tazminat talep falan hı. bütün bu davalar uzun sürüyor. Evet. Maalesef ki öyle hani 5-6 ayda sonuçlanan davalar değiller. Hı hı. Tabii çok istisnai durumlar var. Sanırım özellikle Tabii. tahliyelerde e, bir takım şartları oluşturduğunuzda tahliye edilebiliyor çabucak. Bu haksız işgal davalarında mahkeme süreci ne kadar sürüyor? Minimum maksimum. Şimdi net bir süre vermek e, mümkün değil yok. Her dava dosyası kendi içinde özel şartlar ve durumlar barındırır. misil üzerinden gidecek olursak, e, genel olarak hem en başa dönüyorum izleyicilerimiz de bu konuda e, daha da pekiştirmek adına e, bir misil davası açılacaksa burada bir <laughs> hak sahibinin olduğu öncelikle ispat edilmesi gerekiyor buradan e, nedir tapu bilgilerinin tapu kaydının hak sahibine ait olduğu belgelenmesi gerekiyor. Akabinde burada bir haksız işgal olduğu durumu ortaya çıkması gerekiyor. Ve bu işgalcinin kötü niyetli olması gerekiyor. Bu işgalden dolayı da bir zararın olması gerekiyor. Bu zararları delillen ya yani bu belirtmiş olduğumuz hususları delillendirdiğimiz takdirde e, ne kadar hızlı bir şekilde delillendirirsek o kadar hızlı bir şekilde davada nihayete erdirme e, durumumuz e, sağlıklı bir şekilde gerçekleşti. O zaman bir süre e, demeyelim de yani net bir süre, e, birazcık e, tabii, şeyle tabii, alakalı. Dostayla alakalı e, tabii, yani. Her çünkü dava her yani, davanın konusu birbirinden konusu farklı, farklı olabilir. Farklı, farklı usulleri farklı. Buna ilişkin olarak da e, bu e, önemli olan davacının Delillerini şeyde de anlatmıştık, dava dilekçesinin oluşturulma hususunda. Delilleri ne kadar hızlı bir şekilde yerine getirirsek o kadar hızlı bir şekilde neticeye ulaşırız. Peki, şimdi ben şeyde çok merak ediyorum. Biz de yarışıyoruz böyle zaman zaman. İşte bir arsayı satarken özellikle son zamanlarda yaşadığım bir sıkıntı bu. Arsanın üzerinde işte köy içi imariyle hı hı. mülk yapmış. içinde de yaşıyor. Hı hı. Bu kişi diyor ki benim başka barınma yerim yok hı hı. Ee, ve ben buranın işte elektriğini, suyunu işte her şeyini yıllardır ödüyorum. Bu neye giriyor? Bu, yani da, bu da işgale giriyor. Bu da tabii kamu arazileri de dahil olmak üzere işgale girmektedir. Hani burada yıllardır evet e, biz de karşılaşıyoruz mesela bir dava sürecinde olsun, icraî süreçlerde olsun. Yıllardır elektriğini suyunu ödüyorum, vergisini ödüyorum. Hani buna ilişkin olarak tamam ödeyebilirsin ama bir kanun koyucunun kurmuş koymuş olduğu ortaya kurallar vardır. Bu kurallara da hepimizin riayet etmesi gerekmektedir. Buna ilişkin olarak da dediğim gibi bu da işgal süresine giriyor. Burada da haksız işgalin varlığı, kötü niyetlilik, uğranılan zararların hepsi ee, ve misil bedeli hesaplan hesaplanarak aynı şekilde de o e, hususları iddia edene karşı da ileri sürülebilir. Kamu arazilerinde de mi aynı yöntemi e, takip ediyoruz? Aynen öyle. Aynı hani kamu arazisi, kişis şahıs fark Hı. etmiyor. Tabii ki. Peki, eee, misil davaları dışında taşınmazlarla ilgili en çok karşılaştığınız davalar hangileri? Yani son yıllarda diyeceğim. Son yıllarda tapu iptali tesciller var. Öğres Özellikle miras... Tapu iptal davaları çok sıkıntılı bir dava sıkıntılı değil mi? Sıkıntılı davalar. Çünkü çok enteresan e, etrafımda da e, birkaç tane takip ettiğim dosya var hı hı. E, yakınlığı sebebiyle. E, genellikle tapu iptal davaları e, kişi haklı olduğunu çok savunsa bile çok da iptal edilmiyor. Neden? Yani buna ilişkin olarak yine e, belirleyeceğimiz hususlardan birisi deliller çok önemli. Özellikle... ...mirasçılar yönünden e, açılan e, tapu iptali tescil davaları bahsettiğiniz şekilde çok sıkıntılı süreçlere baş gösteriyor. Mesela tanıklar dinleniyor. Tanıklar e, davacı tarafın da e, bir yakın oluyor, davalı tarafın da yakını oluyor. E, buna ilişkin olarak doğru bildiğini saklayabilme imkanı oluyor. İki taraf da aman e, üzülmesin, iki taraf da da aram kötü olmasın diye farklı sonuçlara mail verilebiliyor... Yani bu e, uygulamada çok başımıza gelen hususlardan birisi. Ama e, buna ilişkin olarak e, <laughs> tabii yargılama mirasçılar genelinde bu arada anlatıyorum. Çünkü tapu iptali tescil davalarının da çeşitli şekilleri, usulleri vardır. Mirasçılar olduğu için, konumuzda buna ilişkin olduğu için tapu iptali tescil davalarında mirasçıların fazla olmasından dolayı da e, taraf teşkilinin sağlanmasından ötürü de bazen e, yargılamalar biraz uzunca bir süreç alabiliyor. Yani tapu iptal davaları onun hı. için bu kadar uzun sürüyor ama hı hı. sonucunda da genellikle tapu iptal davaları davayı açanlar tarafından çok da kazanılamıyor. Yani maalesef. şöyle burada da dediğim gibi yani delillerle e, hukuk mahkemeleri karar verir. Dosya üzerinden dosyada e, yerine getirilmiş delillerle. Yani şey gibi delillerle. aslında yani ben e, kon çok konuyu anlayamıyorum burada. E, delillerle diyoruz ya Hı -hı. yani o kararı veren sayın savcımız, hakimimiz neye göre veriyor? Bir, bir anlaşma yapmış Hı -hı. iki taraf. E, bir şekilde geçici olarak mülkünü size vermiş. Hı -hı. Bunu da kendi arasında adi sözleşme dediğimiz şekilde Hı -hı. sözleşmeyle iki tane şahitle yapmış. Hı -hı. Ama bunu delil olarak kabul etmiyor. Çünkü şöyle... Örnek veriyorum sözleşme taşınmaz satış vaadi sözleşmesi, taşınmaz satış sözleşmesi. Bunlar adi yazılı şekilde e, yapılabilecek sözleşme türlerinden değildir. Bunlar resmi şekilde e, yapılabilecek sözleşmelerdendir. Bunların da geçerlilik şartı resmi olmasıdır. O yüzden adi yazılı şekilde yapılan her zaman düzenlenebilecek bir sözleşme türlerinden olduğu için bu da çok fazla e, kesin delil niteliği taşıyan bir o zaman husus diyoruz? değildir. ne diyoruz? Bu tür e, satışlar yapacağınız zaman noterden yapmak, Noter sözleşmeleri çok mu daha koruyucu olur? Noter olur. Tapu sicili huzurunda gerçekleştirilen sözleşmeler. Kendimize olur. haklarımızı korumak adına lütfen kendi aranızda sözleşmeler yapmayın. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Her zamanki gibi yine güzel bilgiler verdiniz bize. Bir başka yayında tekrar görüşmek İnşallah. üzere diyorum. Evet sevgili seyirciler, şimdi reklama gideceğiz ama reklamdan sonra yeni yeni şekillenen, herkesin yeni duyduğu Bina tamamlama sigortası nedir? Onun hakkında konuşacağız. Bir yere ayrılmayın. Evet sevgili seyirciler. Benim de aslında detaylarını yeni öğrendiğim, yeni bilgi edindiğim bir konuyla ilgili bu hafta sizi bilgilendirmek istedim. Bina tamamlama sigortası nedir? bildiğiniz üzere bina tamamlama sigortası, kentsel dönüşümde inşaatların tamamlanamaz, tamamlanamaması ve e, bir takım sorunların yaşanması nedeniyle 2005 yılında bir yasa ile yürürlüğe girmiş bir e, sigorta türüdür. Bu sigorta e, zorunlu mudur? Bu hafta e, birkaç konuşmamda e, sizlerden gelen sorular arasında Evet bazı projelerde, ...özellikle büyük ölçekli... ...kamu projelerinde zorunludur. Ama benim kendi naçizane fikrim... ...bu kendi öngörüm... E, ...bu son yıllarda kentsel dönüşüm... ...kat karşılığı gibi... ...özellikle kat karşılığında... ...arsalarını çok büyük ölçekli... ...inşaatlara veren kişilerin... ...bence müteahhitlerden... ...inşaat firmalarından... ...tamamlama sigortası... ...istemeleri gereklidir. Çünkü bina tamamlama e, sigortası... ...Türkiye'de artık belirli projeler için zorunlu tutulmaktadır. E, bu e, oluşacak olan e, mağduriyetleri, bir inşaatın yarım kalması durumunda... ...inşaatın tamamlanması için sizleri koruyan bir sigorta türüdür. E, bununla ilgili özellikle danışmanlarınızdan veya hukuksal olarak... ...bir avukatınızdan veya devamlı çalıştığınız bir sigorta şirketi varsa... Bilgi almanızı öneririm özellikle kentsel dönüşüm için. Evet bu hafta da programımızın sonuna geldik. Haftaya yine yeniden sizlerle bu ekranda sağlıkla canlı bir şekilde buluşmak üzere. Hoşçakalın. İyi haftalar diliyorum.